Tam vaktinde geldiniz Leonardo. Şafak sökerken yola çıktık. Kalanların hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Çok güzel. Kanunları biliyorsunuz. Bugünden başlamak üzere Sierra Santiago'nun kuzey sınırında bir daha birbirimizle savaşmayacağız. Sizinle yaptığımız anlaşmaya göre bundan böyle San Antonio'nun güney sınırından Hernandez Kalesi'ne kadar olan bölge sizin toprağınız sayılacak. Ben birliğin askeri yetkilisi olarak burada bulunuyorum. Görevim bölgenin emniyetini ve huzurunu sağlamak. Anlıyorum. Öyleyse barış kutlu olsun hepimize. Silahlarınızı indirin. Birlikte barışa içelim. Teşekkür ederiz. Herkes dilediği kadar içsin. Çok güzel, bu kadarı yeterli. Tanrı'ya inanırız. Arabayı hemen durdur John. Galiba şurada hareket eden bir şey gördüm. Ben hiçbir şey göremiyorum. İşte orada. Evet, ben de gördüm. Küçük bir çocuk. Prensi doğru söylüyor. Evet, evet. Küçük bir çocuk. Dur oğlum, dur!
Prince! Hadi seni bekliyoruz. Açılın bakalım. İzin verin. Hadi. Hadi yürüyün bakalım. Kusura bakmayın beyler. Durun, sakin olun. İyi günler beyler. Peder John, atlardan birinin sol ön ayağına kıymık batmış. Peder John, bence baktırsak iyi olur. Ama ne var, ne oldu Peder John? Aradığımız hazine yeryüzünde değildir. Cansız bedenlerimiz bir gün tozla kaplanıp kurda kuşa yem olduğu zaman gökyüzündeki hazinenin farkına varırız. Çünkü bizim aradığımız gerçek hazine yüreğimizin derinliklerinde yatandır. Kızımız elbet bir gün geri gelecek. Prince'i. Prince'i kaçıp gitmiş. Zaten hep bir fırsat kolluyordu. Sonunda aradığı fırsatı buldu ve bir anda kayıplara karıştı. Anlamıyorum. Prince'i nereye gidebilir ki? 2-3 saat önce Missouri'ye doğru yol alan sahne sanatçılarının yanında görmüştüm. Onlarla gittiğinden adım gibi eminim. Biricik kızımı kandırmışlardı. Nereye gidiyorsun oğlum? Onu bulup geri getireceğim. Ama nasıl? Missouri büyük bir alan. Güneye doğru inersen Arkansas'a varırsın. Orası daha da geniştir. Şehirler, kasabalar vardır. Oraya gitmen çok tehlikeli bir yolculuk olur. İlk kasabaya varmadan seni öldürebilirler. Onu mutlaka bulacağım. Hiç merak etmeyin. Bekle oğlum. Bunu da yanına al. Sana ihtiyacın olan kuvveti verecektir. Güçlükler karşısında kaya gibi sağlam durursan her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin. İnancını kaybetme. Unutma ki Yüce Tanrı daima yanında olacaktır. Çünkü Tanrı'nın kanunları kesindir. Hadi biz de harekete geçelim. Posta arabası yüklendi. İyi günler beyefendi. Bir şey sorabilir miyim? Kime, bana mı? Bu posta arabası hangi yöne gidiyor? Sana böyle bir bilgi veremem. O yüzden en iyisi... Bizimkiler vuruldu. Hadi, hadi! Hey. Ne var? Ne oldu? Doktor çağıralım, hadi. Tamam. Gelin bu tarafta doktor. Ölmüşler mi? Bunlar Stoop'la Jack Ederson. Tanrı günahlarını affetsin. Çok özür dilerim. Onların Price kardeşleri çalıştığından adım gibi emindim. Onları da gebertecek birileri çıksa da kurtulsak.
Cansız bedenlerimiz bir gün tozla kaplanıp kurda kuşa yem olduğu zaman gökyüzündeki hazinenin farkına varırız. Çünkü bizim aradığımız gerçek hazine yüreğimizin derinliklerinde yatandır. Huzur içinde yatsınlar. Amin. O çocuk ne dedi öyle? Bir dua mırıldandı. Sonunda da huzur içinde yatsınlar gibi bir şey söyledi galiba. Kutsal kitaptan bir bölüm okudu. Öldürdüğü adamların son dualarını yaptı. Tabii kendi bildiği yoldan. Ne yalan söyleyeyim. Ben hayatımda hiç bunun kadar garip bir çocuk görmedim. Springfield'dan mı geliyorum demiştin? Evet. Öyleyse uzun zamandır yoldasındır. Hem de nasıl? Geldiğin yolu iyi bilirim. Pek çok defa ben de gittim. Her seferinde son olmasını dileyerek. Tehlikeli bir bölgedir. Orada yıllarımı geçirdim. Hatta neredeyse hayatımın yarısı orada geçti. Şu kadarını söyleyeyim, bölge haydutlarla ve katillerle doldu. Şuna bak baba. Ne var oğlum? Yanında tabanca taşıyor. Tabanca mı? Elbette taşıyacak. Hiç kimse onca yolu tabancasız gelemez zaten. Makineli tüfeğe karşı ne yapabilir ki? Rekko Eskant! Hemen dışarı çık! Yoksa bizden korkuyor musun? Price kardeşlerden herkes korkar. Hadi bizim vaktimizi boşa harcama! Göster kendini! Seni gebertmeye geldik! Çık dışarı, yoksa biz oraya geliriz. En iyisi sen arka taraftan çık. Hadi gel, arkadan çıkabilir. İşte orada. Bitirelim şunun işini. Benden ne istiyorsunuz? Söyle ona. Zavallı çocuk. Yok yere öldürdüler onu. Sizi öldürdüğüm için lütfen beni bağışlayın. Tanrı'nın yanına gittiğiniz şu saatte ruhlarınız için dua edeceğim. Tanrı günahlarınızı bağışlasın. Amin. 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 Rica etsem onları gömer misiniz? Başınıza iş açtığım için özür dilerim. Yemek için de teşekkür ederim. Yürü oğlum. De! Sadece onları gömmenizi istedi. Tabancalarını değil.
sen Antonio. Ferguson Sigorta Şirketi. Ferguson Bakır Madeni. Ferguson Nakliyat. Hadi gel hemen bir oğlum. Hadi hemen bir oynayalım. Ben buradayım. Hadi. Hatıma göz kulak olabilir misiniz? İşim fazla uzun sürmez. Çok teşekkür ederim. Burada yiyecek bir şey bulunur mu? Elbette. Şuradaki kızdan isteyebilirsin. Affedersiniz hanımefendi. Baksana. Benim viskiler nerede kaldı? Benim için boş masa var mı? Var. Şuradaki masaya oturabilirsin. Hoş geldin Bert. Bir şeyler içmek ister misin? Duble bir viski hiç fena olmaz. Sen ne içersin dinler? Her zamankinden. Alın bakalım. İkisi de duble oldu. Teşekkür ederim. Sen hala buralarda mısın? Bebeğim her an ölebilir doktor. Yalvarıyorum bir an önce gelip ona bakın. Onu kurtarabilecek biri varsa o da sizsiniz. Fakat şu anda gelemem, meşgulüm. Sana meşgulüm dedi, duymadın mı? Öyleyse beklerim. Laftan anlamıyor musun? Defolup gitsene şuradan. Havayı kirletiyorsun pis domuz. Çek arabanı buradan. Yoksa sana öyle bir ilaç yazarım ki bütün dertlerin anında biter. Öyle değil mi doktor? Ben de gider Şerif'le konuşurum. Şerif'le konuşacakmış. Şerif'le konuşmadan buradan çekip gitmeye hiç niyetim yok. Tabii tabii. Şerif'le konuşacakmış. Şerif'le mi konuşacaksın? Ben sana Şerif'i göstereyim. Şimdi beylerden özür dile. Beylerden özür dile, duymadın mı? Kalk ayağa pis köylü. Dayanamadığımız bir şey varsa Meksikalılardan emir almaktır, değil mi? Ha? Şerif'i sahiden görmek istiyor musun? Bert, sen Antonio'ya seçtiğimiz Şerif'i ona gösterelim. Gel yakından bak. Şerif'le tanıştırayım. Hadi yürü bakalım köylü, yürü. Defol buradan, defol. Seni daha önce hiç görmemiştim. Sen Antonio'da yeni misin? Buraya geleli bir saat oldu. Aslında burası güzel bir kasaba olur. Ne yazık ki kasabada kilise yok. Burayı güzel yapan da budur. Sen rahip misin? Hayır. Doğrusu ben de öyle tahmin etmiştim. Hele elindeki tabancayla. Öte yandan sana bakan da seni rahip sanır. Öyle bir halin var. Kasabayı sevdin mi? Hayır, bence senden rahip falan olmaz. Baksana, kadınlara fazla düşkünsün. Hadi arttır. Ben sana hep şans getirmez miyim? Hiç gerek yok. Ben zaten şanslıyım. Bak, bu benim küçük altın madenim. Onun üzerinden çok para kazanıyorum. Gel buraya güzelim. Yolda da alırsın. Hadi bana bir öpücük ver. Hadi canım. Hadi oradan züppe. Umarım bütün paranı kaybedersin, kartolos. Cebinde para var mı senin?
Haline bakılırsa onun gibi bir kız seni epeyce mutlu edebilir. Üst katta soldan birinci kapıya gideceksin. Aslında hangi kapıyı çaldığın önemli değil. Çünkü kızların hepsi seni memnun eder. Bana bak. Nereye gidiyorsun öyle aslanım? Yukarı. Parasını ödemeden çıkamazsın. Parasını mı? Bedava mı çalışıyoruz burada? Ama o adam... Doğru söylüyor. Bu iş böyledir. Parayı veren düdüğü çalar. Ver ver. Aferin. Şimdi çıkabilirsin. Tapeka, Vichago, Memphis, San Luis ve Austin'den sonra başladığım yere San Antonio'ya geri geldim. Yani senin anlayacağın Kürtçü dükkanına döndüm işte. Aslına bakarsan Dinlight bir gece beni bir poker oyununda kazandı. O andan sonra da onun malı oldum. Onun için atı kadar bile değerim yok. Çizmelerine bile çok daha iyi bakar. Yani ben onun malıyım. Dinlight ıslık çalar çalmaz hemen koşup onun elinden yemlenmeye başlarım. Evine dönmelisin prensi. Nasıl dönebilirim ki? Bunca şeyden sonra. Aç gözlerini. Bana yakından bir bak. Bana iyice bir bak. Hiç olmazsa gördüğünü anlamaya çalış. Beni anlıyor musun? Burası hapishaneden farksız. Buradan kaçacak olursam... Nereye gidersem gideyim Dinlight beni mutlaka bulur ve hiç acımadan köpek gibi gebertir. Sözlerime kulak ver prensi. Buraya sana yardım etmeye geldim. Seni hemen buradan alıp götüreceğim. Bundan sonra hiç yalnız kalmayacaksın. Sana söz veriyorum. Peki bunu nasıl yapacaksın? Zor kullanmadan da bunu halletmenin bir yolu olmalı. Kanunlar var. Evet kanunlar. Her insan özgür doğar prensi. Özgür mü doğar? Demek özgür doğar öyle mi? Affedersin prensi. Bir yonluk bozabilir misin? Louisiana'dan bir adam gelmiş. Senin de bildiğin gibi Louisiana'lar bahşiş vermez. Benimki de şans. Bula bula Louisiana'lı birini buldum. Seninle tanışmıyoruz galiba. Hmm. Görüyorum ki vaktini pek de terzide geçiren biri değilsin. Ah, üstelik silah da taşıyorsun. Senin gibi birinin silah taşıması çok ilginç. Neyse görüşmek üzere. Kusura bakma lütfen. Bazen böyle zevzekliği tutar. Her neyse. Galiba kanunlardan söz ediyorduk. San Antonio'da tek bir kanun koyucu vardır. Ferguson. George Bellow Ferguson. Asıl patron odur. Burada gördüğün her şeyin de sahibidir. Ben buraya sana yardıma geldim prensi. Artık kimse sana zarar veremez. Bu konuda çok ciddiyim. Ben Ferguson'da konuşurum. Eminim beni dinleyecektir. Başkan Lincoln'un ani ve beklenmedik bir şekilde ölümü, savaşın nimetlerinden yararlanacağımız bir zamanda konfederasyonun çıkarlarına uygun düştü. Konuşma süremi anlamak için mi saat tutuyorsun? Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi General Lee'nin teslim şartlarını konuştuğu gün birlik başkanı bendim. Güneyli generalin o günkü gururlu halini hiç unutmuyorum. Her zamanki gibi ütülenmiş üniformasını giymişti. Çizmeleri öyle bir parlıyordu ki baktığınızda yüzünüzü görebilirdiniz. Karşımızda onurlu bir asker vardı. Bundan unutamayacağım bir ders çıkardım. Aristokrasinin daima karşı konulmaz bir gücü vardır. Bunu anlamak için iki şeyi görmek gerek. Güneylilerin aristokrasi anlayışını ve kuzeylerin demokrasi anlayışını. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Öte yandan bu da generalin son eylemi oldu. Bu konuda yanılıyorsun Babcock. Eski Güney son sözünü söylemedi daha. Henüz.
Ben yine de köleliği kaldırmakla akıllıca bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Sakın bana köleliğin kaldırılmasından söz etme. Çünkü bunlar güneyi yok etmek için kuzeyli kapitalistler tarafından uydurulmuş söylemlerdir o kadar. Ekonomik avantajdan bahsediyorlar ama kimin için? Güneyliler için mi? Hayatı boyunca karnını doyurmak, giyinmek ve barınmak için çalışmak zorunda olan zavallı güneyliler için mi? Yoksa kuzeyliler için mi? İşçilerine paralarını ödeyen ama pastadan en büyük payı kendilerine ayırıp sefa içinde yaşayan kuzeyliler için mi? Özgür ve mutlu yaşamak en temel insan haklarıdır. Onları bu haktan mahrum bırakamazsın. Sam. Buyurun efendim. Gel buraya. Buyurun efendim. Sam, sana seçme şansı tanımış olsalar hayat boyu çalışmak zorunda olan, ailesinin karnını nasıl doyuracağını düşünen özgür bir adam mı olmak isterdin? Yoksa efendisine inanan, onun kendisini aç bırakmayacağından emin olan bir köle olmak mı? Hangisini tercih ederdin? Sizin köleniz olmak isterdim efendim. Teşekkür ederim sana. Sakın bu senin hevesini kırmasın de. Konuşurken özgürlük masallarına devam et. Ne de olsa seçmenler buna bayılıyor. Üstelik seni bir sonraki senatörümü seçtirmeye kararlıyım. Bunun vakti gelmişti. Savaş biteli 10 yıldan fazla oluyor. Dahası eski düşmanlıklar toprağa gömüldü. Gerçi her şey gömülmemiş olabilir ama yine de hepsi aynı kapıya çıkar. Öyle değil mi Ferguson? Sözlerini hiç de komik bulmadım Babcock. Maksadını aşan sözler bunlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Baksana buraya. Al ekmek. Biraz karnını doyurursun. Bir ekmek parçasını harcamak günahtır. Asıl benim sana harcadığım kurşunlara günah. Baksana, burada ne arıyorsun sen? Bay Ferguson seni görmek istemeyecektir. Çünkü çok karanlık bir yüzün var. Yine de bu benim yüzüm. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok zaten. Çünkü sen Meksikalısın. Sizin için fark eder mi? Burada soruları ben sorarım. Buraya niye geldin bakalım? Bay Ferguson'u görmek için. George Bellow Ferguson mu? Yani patron için. Benim kardeşim olur. Ne dedin sen? Kusura bakmayın efendim fakat kardeşiniz dışarıda. Özür dilerim beyler ama ilginç olduğunu düşündüğüm bir durum var. Gerçekten de benim bir kardeşim mi var? Edith? Hayır. Nereden olsun? Madem öyle, şu bilinmeyen kardeşi gidip görelim bakalım. Siz içkilerinizi bitirin beyler. Galiba kardeşim olduğunu iddia etmişsin. Aslında babam Jeff Lucius Ferguson'un anısına hakaret sayılır bu. Yoksa babamız mı demem gerekir. Bu adamı dışarı atayım mı patron?
Hepimiz Tanrı'nın evlatlarıyız. Sizinle konuşmam gerekiyordu. O yüzden böyle bir şey söyledim. Demek Tanrı'nın adını anarak karşıma geldiğinde seni dinleyeceğime karar verdin ha? Konuş bakalım, kulağım sende. Prensi bu hayatı bırakmak istiyor ama buna izin verilmiyor. Düşündüm ki eğer siz... Dur biraz dur, hiçbir şey anlamadım. Prensi de kimin nesi? Size ait salonun üst katında diğer kadınlarla birlikte tutsak tutuluyor. Orada erkeklerle birlikte olmaya zorlanıyor. Fahişelik yaptırılıyor. Yani zorla fahişelik yapıyor. Prensi benim kardeşim sayılır. İstediğini yapma özgürlüğü olmalı. Sizden bunu istemeye geldim. Bu genç adam neden söz ediyor? Umarım Laredo'da olan şeyin aynı değildir. Kadınların zorla çalıştırılmalarına karşı olduğumu biliyoruz. Biliyorum patron. Bu kızı derhal serbest bırakacaksın. Bunu sana emrediyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dean Light. Senin iyiliğini istediğimi bilirsin. Böylece anlaşmazlık çözüldü. Senin prensi artık özgür bir kadın. Memnun oldun mu? Evet, teşekkür ederim. Silah taşıyor olman bana tuhaf geldi. Evet, bu bana da tuhaf geliyor efendim. Peki, kullanmasını biliyor musun? Birkaç kez kullanmak zorunda kaldım. Ama bu benim hatam değildi. Hala hayatta olduğuna göre tabancayı fena kullanmıyorsun herhalde. Ne o, kendine yeni bir yardımcı mı buldun Ferguson? Olabilir. Etrafta yeterince iyi silah kullanan adam yok. Ama bakalım bu genç iyi kullanabiliyor mu? Artık San Antonio'da okullu çocuklara bile yetişkin adam muamelesi yapılıyor. Kardeşim, galiba bu beyler yeteneğinden şüphe ediyor. Onları ikna edebilmen için aklıma bir çözüm geliyor. İçkili atış yarışması. Ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Öyleyse birazdan öğrenirsin. Bana sorarsan bu bir adamın ne kadar yetenekli olduğunu anlamanın en emin yoludur. Çok güzel. Harika. Şimdi sıra sende kardeşim. 15 adım biraz uzak bir mesafe değil mi Ferguson? Değil. Ateş etmeden önce bekle kardeşim. Çünkü tetiğe basmadan önce bardağını bitirmen gerekiyor. Gerçekten müthiş, inanılmaz. Çok güzel. Şimdi küçük hanım 3 adım geri gidecek. Bu şarabı ziyan etmelerine razı değilim. Birazını da bana ayırın lütfen. Bununla 43 ediyor. Şimdi hangimiz gerçek erkek ortaya çıkacak? Sevgili kardeşim, geriye kala kala sadece ikimiz kaldık. Hadi bakalım, dik kafaya. Devam. Mesafe çok uzak. Hatta bence fazlasıyla uzak. Ne bileyim, düşündüm de bu kız için tehlikeli olmaz mı? Sen ateş etmene bak. Kıza isabet ettirirsen kaybettin demektir. Merak etme. Kazayla kızın 2 parmağını uçursam bile geriye kalan parmakları seni tırmalamaya yeter. Bebkok'un esprisini duydunuz mu beyler? Tırmalamaya yetermiş. Biraz çenenizi kapatın da işimize bakalım. İnanılmaz. Bu çocuk işi biliyor. Bu çocuk gerçekten işini biliyor. Ferguson işin zor. Onu yenemeyeceksin dostum. Çok güzel. Baksanıza nasıl da zorlanıyor. Hadi bakalım Ferguson. Bu gidişte sonunu getiremeyeceksin dostum. Şu işi kökünden halletmeye ne dersiniz? Oldu olacak, bunu kullanın. Ha, 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 ha,
Artık pes etsen iyi olur Ferguson. Bu çocuk çok iyi. Onu yeremez. Demek çocuk çok iyi öyle mi? Yok. Şimdi kimin daha iyi olduğunu göstereceğim size. Ben bir aristokratım, anladınız mı? Benim kitabımda yenilgi diye bir sözcük yoktur. Hayatta kimseye yenilmem. Sen de kal orada ve beni iyi seyret. Kıpırdamadan dur. Bravo. Bravo sana. Görüyorum ki yaşlı kurt geri gelmiş. Hayır, hayır, yeter. Yapmayın. Zavallıya işkence ediyorsun. Yeter artık. Sen işime karışma kadın. Bu kadar saçmalık yeter. Bu iş böyle giderse birazdan biri ölecek. Kapa çeneni. Ağzını açacak olursan ben kapatırım. Sus yoksa karışma. Hayır. Ah, hayır. Hayır. Yaklaşma. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Rahat bırak beni. Buraya gelmeni emrediyorum. Yemin ederim gebertirim seni. Çekil. Gel başım. Buraya. Gelme üstüme diyorum. Ah, git başımdan. Bunu sen hasta adamın tekisin Ferdi. Bunu ödeyeceksin bana. Hastasın sen. Beş para etmez. Adi kimse benimle bu şekilde konuşamaz. Kimse. Yanıma yaklaşayım deme, anlıyor musun? Yanıma geleyim deme Ferdi. Gel buraya. Gel diyorum. Hayır, hayır. Bir daha bana dokunamayacaksın. Hiçbir zaman. Hiçbir sana zaman. Sana göstereceğim. Yaşadığım sürece bana dokunamayacaksın. Gel buraya. Ya, yeter bu. Bırak çekil. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Canıma tak dedi. Bırak beni. Sesini kes. Gel bakayım buraya. Bırak. Gel. Al bakayım şunu. Al. Şunu da al. 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 Hayır. Al. Sam. Yardım et. Şu pisliği götürelim buradan. Çok güzel bir gösteri yaptın, öyle değil mi Edith? İyice eğlendin mi bakalım? Şimdi sana söyleyeceğim şeyi sakın aklından çıkarma. Bir daha bu akşamki gibi benim işlerime burnunu sokmaya kalkışırsan kafanı gövdenden ayırırım. Sakın ha blöf yaptığımı da düşünme. Babana ne olduğunu çok iyi hatırlarsın. O da benim blöf yaptığımı sanmıştı. Ama yanıldığını anladı. Biliyorum. Yerden göğe kadar haklısın. Evet, biliyorum. Doğru. Evet, çok doğru. Aa, o kadar çok içmemeliydim. Ama kitapta içkiye karşı hiçbir kürtü söz yok. Olsa bilirdim. Ayrıca
Böyle olsa Peder John bana söylerdi. Peder John bana mutlaka söylerdi. Bak şimdi. Sakin ol. Sana okuyacağım. Nuh peygamber üzüm yetiştirmeye başladı. Onun da küçük bir üzüm bağı vardı. Bol bol da şarap içerdi. Gördün mü? Sana söylemedim mi? Duydun değil mi? İşte hepsi burada yazıyor. Hiçbir mahsuru yok. Zaten burada mutlaka... Şu sersemin beynine bir kurşun daha sıkın. Ben bu rahibini öldürdüm ya! Tanrı günahlarını affetsin. Tanrı günahlarını affetsin. Amin. 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 Onları gömmeniz gerek. Lütfen unutmayın. Bakıyorum da çok paniksin. Biraz sakin ol. Ha, hala bana o adamın kim olduğunu söylemedin. Daha önce onu görmüş müydüm? Hayır. Görmüş olsam onu mutlaka hatırlardım. Bana kalırsa o rahip dediğin. Bir arkadaşım olduğunu söylemiştim ya. Hatta muhtemelen hayattaki en iyi arkadaşım. Ha, anladım. Şimdi anladım. Şu entelektüellerden. Aslında birkaçını ben de tanımıştım. Daha önce çalıştığım yere çok sık gelirlerdi. Moreno'da. Sana Moreno'da çalıştığımdan söz etmiştim ya. Hemen dışarı çık. Sağır mısın kadın? Çık dışarı dedim. Yolculuk falan mı var yoksa? Nereye gittiğini merak ettim. Ah, sahi unutmuşum. Arkadaşınla gideceksin değil mi? Niyetim senin canını sıkmak değil küçük hanım. Öte yandan... Sana pek de iyi haberler getirmedim. Arkadaşını bir daha göremeyeceksin. İyisi mi gel, unut onu.
Eskiden sadece yerlilerin derisini yüzerdim. O yüzden bu keyifli bir tecrübe olacak. Ne oldu? Gerçekten canını yakabileceğimi düşünmedin değil mi güvercinim? Hayır. Hayır. Ne olur bırakın beni. Size yalvarıyorum. Zırlamadığın zaman daha güzel oluyorsun küçük kız. Hayır. Yalvarıyorum yapmayın. Hayır. Yapmayın. Hayır. Yalvarıyorum size yapmayın. Hayır. 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 Aç bakalım ağzını. Aç. Şu sürtüğün ağzını açın. Açın dedim. Hayır. Sana söylediğimi yapacaksın. Hayır. Hayır. Hayır, bırak girsin. İyi akşamlar. Onun da sırası gelecek. Dikkat et, kilo hadi almıyorsun. Hadi oradan. Bize iki bira. Acele acele. Abi sen de bizimle gel. Bırak, karışma bırak gitsinler. Abi bör. Hadi sen de bizimle gel. Nereye gidiyoruz biz? Ha? Hepiniz bir avuç salaksınız. Çölde onu nasıl elinizden kaçırırsınız? Hiç anlamıyorum. Hayır. 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 Sen de kimsin? Atı tutar mısın? Çok teşekkür ederim. Burası oturduğun yer mi? Ne yazık ki adını bilmiyorum. Aslında önemi de yok ama ben sana amigo diyeceğim. Görüyor musun? Bunlar pahalı kıyafetler. Bunlar da en iyisinden kaliteli çoraplar. Bunlarsa en ucuzundan dantelli iç çamaşırları. Burada gördüğün giysilerin hepsi erkeklerin aklını karıştırmak için tasarlanmış şeyler. Senin gibi zayıf erkeklerin. Evet sen de zayıf bir erkeksin. Ve senin zayıflığın yüzünden ben en iyi adamlarından üçünü kaybettim. Ben nereden bileyim Jack'le diğerlerinin kendi senin başlarına iş yapacaklarını. Senin hiçbir bildiğin yok ki zaten.
Bütün işin küçük fahişelerini elinden kaçırmamaya çalışmak hepsi bu. Madem öyle ben de elinde fahişe bırakmayayım da gör. Açın kapıyı. Açın kapıyı ve dışarı çıkın. Kapalıysa bir sebebi vardır. Artık bir sebebin kalmadı. Ne var işte. Ne oluyor burada? George Bellow Ferguson'un damarına bastınız. İşte olan bu. Çık dışarı. Hepiniz dışarı. Kime söylüyorum ben? Hepiniz defolun. Bundan sonra sizi burada görmeyeceğim. Tabii seni de. Defolup gideceksiniz. Artık burada kadın çalışmayacak. Bay Ferguson. Herhalde beni kastetmediniz. Ne demek istiyorsun sen? Benim de gitmemi istemiyorsunuz değil mi? Hayır, sen kalabilirsin Dean. Aslında iyi bir çocuksun. Ve her zaman bana sadık kaldın. Size saygısızlık etmek istememiştim. Sadece biraz eğlenmeye çalışıyordum efendim. Herhalde bunda bir kötülük yoktur. Dean, sen akıllı bir çocuksun. Sana bir nasihatte bulunacağım. Kadınları aklından çıkar. Onlar erkeği sarhoş eder. Aklını bulandırır. Oysa bir erkeğin görevi iş görmektir, yaratmaktır. Kadınlar aklı karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bize içki ver. Aklın karıştığı zaman da biz zavallıdan, aptaldan ya da hayvandan farkın kalmaz. Anlıyor musun beni? Tek düşündüğün çiftleşmek olur. Tecrübe ettiğim için biliyorum. Çünkü ben de Edith'le bunun için evlenmiştim. Her neyse, sağlığına içiyorum. Bildiğin gibi seninle çok uzun bir zamandır arkadaşız. Benim dediğimi yap. Günün birinde bunların hepsi senin olacak. Ben artık eskisi gibi işleri yönetemiyorum. Neyse, o çocuğa gelince bizim için büyük sorun çıkarabilir. O yüzden daha fazla adam kaybetmeden ondan kurtulmanın güzel bir yolunu buldum. Ne oluyor? Ha, yara izini mi soruyorsun? Anladım. Çocukluğumdan beri taşırım onu. Epeyce büyük değil mi? Küçüklüğümden kalma bir yara izidir. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Kasabaya geldiğim gün de bana böyle bakıyordun. Yoksa bana bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Ha, birbirimize bakmamız gerektiğini söylüyorsun değil mi? Tabii elbette. Anlamıyorum. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin sen? Ne aradığını söylesen ben de sana yardım ederim. Hadi ama ne aradığını söylemeyecek misin bana? Ne yaptığını anlasam dişimi kıracağım. Bunu bana hediye mi ediyorsun? Leonardo Marquez Tierra y Libertà. Bunu da mı bana veriyorsun? Leonardo Marquez Tierra y Libertà. Onu anladım da Leonardo Marquez kim?
Meksika. Anladım. Ben Meksikalıyım, öyle mi? Peki Leonardo Marquez kim? Ama ben Meksikalı değilim ki. Nerede? Aldı. Nereden bileyim ben? Dün Prince'i alelacele çekip gidince Dean Light da beni onun odasına yerleştirdi. İçinizde nerede olduğunu bilen biri yok mu? Buraya bak delikanlı, sana zaten söyledim. Kimse onu dünden beri görmedi. Siz de söyleyin, evet, kızlar, evet, bana inanmıyor. Doğru söylüyor. Prince'i dünden beri hiçbirimiz görmedik. Dur! Nereye gidiyorsun? Prince'i! Burada değil diyorum sana, anlamıyor musun? Prince'i! Bana bak, çıkıp gidecek adam misin buradan? Dur, gelin. Laptan anlamaz mısın beni sen? Dinledin. Burada değil diyorum sana. Prince, bana bakın, değil, kesin artık musun? Şu şamatayı. Buraya bunun için gelmedim ben. Saatine $2 sayıyorum, anlaşıldı mı? Kapat çeneni yağ tulumu. O tabancayla ne yapmak istediğini bilmiyorum ama buralara geldiğine, geleceğine pişman edebilirler seni. Hala hayatta olmanız bile bir mucize. Marta doğru söylüyor. Çık dışarı pis serseri. Dean Light bütün adamlarını toplayıp kapıya gelmiş. Prince'i denen kızı öldürmüş. Kızın cesedini bulduk. Prince'i nerede? Prince'i nerede dedim? Hayır, durun.
İşte bu adam yargıç. Bence bu olayda cinayetin kanıtları yeterli değil. Bay Ferguson adaletin bir an önce yerine getirilmesini istiyor. Mahkememiz işlediği cinayetten ötürü mahkumu suçlu bulmuş ve asılmasına karar vermiştir. Hepsi bu kadar. Yarın sabah Laredo'da bir görüşmem var. İyisi mi yola çıkayım. Hoşça kal Ferguson. Seni pis cani. Çekil onca halde. Masumun kanı yetmedi mi? Şimdi de kendi işlediğin bir cinayet için beni astırıyorsun. Tek başına sen bir hiçsin. Devam et. Beni de tıpkı baban Fort Hernandez'i öldürdüğün gibi öldür. Yeter bu kadar. Asalım şunu. Hayır durun biraz. Az önceki sözlerinin anlamı neydi? Anlamını sen çok iyi biliyorsun. Kimsin sen? Adını söyle. Requiescant. Huzur içinde yat demektir. Patron asma partisi ne olacak? Bu adam katil, kızı öldürdü. Dean Light. Azgın bir Meksika devriminin ortasında kalmak hoşuna gider mi? Başımıza ödül koymaları da cabası. Çünkü bu çocuk yanlış kişilerle konuştuysa sonuçta olacağı bu. Sakin davranmakta fayda yok mu dersin? Onu benim çiftliğime getirin. Bir daha sallandırın. Bana bak, şimdi konuşmaya başlayacak mısın? Hadi konuş. Dördüncü defadır kendinden geçiyor patron. Pekala, anlaşıldı. Konuşması yakındır artık. Neyse çocuklar, benim karnım acıktı, onunla sonra ilgileniriz. Dostumuzu şimdilik burada bırakalım. Holman, sen burada nöbet tut. Sana mutfaktan yiyecek gönderirim. Nasıl istersen patron. Hey sen! Nereye gidiyorsun? İşçileri yiyecek götürüyorum. Dur bekle biraz. Getir bakayım şunları. Sepete çok da güzel şeyler koymuşsun. Eminim çalmışsındır. Patronun Fransız şarabı. Galiba seni iş üstünde yakaladım. Seni yakaladım işte. Güzel bir kızsın. Hadi çabuk. Teşekkür ederim hanımefendi. Her şey Tanrı'nın elindedir. Kaderimizde ne yazılıysa o olur.
Al, silahım burada. Sözlerimi dikkatle dinle. Dinlight kocama köpek gibi sadık bir tetikçidir. Bu bölgedeki bütün Meksikalıların öldürülmesi emrini veren kişi ise George Ferguson'un ta kendisidir. Gerçekte bu bölge bütün içleriyle birlikte sana ait Leonardo. Bunların hepsi bu parşömende yazılı. Teşekkür ederim. Bunu hiç unutmayacağım. Tanrı seninle olsun. Hanımefendi. Bana neden böyle yardım ediyorsunuz? Ferguson aileni katlettiğinde benim ailemi de öldürmüştü. Seni öldürmesine izin verseydim kardeşimi öldürtmüş olurdum. Hoşça kal. Güle güle. Ulu Tanrım, işlediğim günahlar için yalvarırım, beni bağışla. Sana layık olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Günahlarımdan ötürü beni bağışla Yüce Tanrım. Geceleri dışarı çıkmanın sana hiç de iyi gelmeyeceğini söylemez miydin? Hayır, hayır, yapmayın, hayır, hayır, bırak beni, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun Edith, onurlu bir kadın olman bende her zaman hayranlık uyandırmıştır. Şimdi ölürken beni hayal kırıklığına uğratma. İşte ruhunu teslim etti Dean. Eminim bu onun için çok güzel bir andı. Bırakın o delikanlıyı. Tanrı seninle olsun. Tanrı'nın büyüklüğünü kabul eden cennete ilk adımını atmıştır. Bu delikanlı düşündüğümüz kişi olabilir. Evet, bu aynı yara. Demek yaşlı dostumuz haklıymış. Peki siz kimsiniz? Bu El Doblado, Manuel, Felipe, Alonso, El Niño, Pilar ve ben de Juan. Bizler Sierra Savaşı'nda babanın yanındaydık. General Villa'nın komutası altında Porta de Dion'da da savaştık. Babamın yanında mı? Baban gerçek bir savaşçıydı, öyle değil mi arkadaşlar? Evet, evet öyle, gerçek bir savaşçıydı. O zamanlar Vali Camaras babanın ölüsünü getirene büyük miktarda para vaat etmişti. Haberi getirdiklerinde baban ne demişti biliyor musun? Tek bir kişinin kellesi için ne çok para. Sonra da yemeğine devam etti. Benden ne istiyorsunuz Juan? Herhalde beni de diğerlerinden biri sanıyorsun. Ama ben bir rahibim. Baban bütün hayatı boyunca özgürlük için savaştı. Bu adamlar da bunu yapıyor. Ben rehberlik ediyorum ama yavrusunu koruyan kartaldan farkım yok. Bütün kasabalar Marquez'in tehdidi altında. Tabii buna San Antonio da dahil. Biz Amerikalılarla barış içinde yaşamak istiyoruz. Hem de sonsuza dek. Fakat bu mücadelede kendimize zarar verebiliriz.
Peki aklınızdaki plan ne? Tek düşüncemiz özgür olabilmek. Bunu da bize kutsal kitap sağlayacak. Dört bir yanımız dağlarla çevrili. Bu arada senin tabancanla harikalar yarattığın söyleniyor. Ama sana bakan biri buna dünyada inanmaz. Ferguson mutlaka ölmeli. Hem de ona yardım edenlerle birlikte. Tanrı kötülere karşı daima iyi olanların yanında olacaktır. Bize bolca silah lazım, tabii korkusu olmayan adamlarda. Adalet hep bize karşı çalıştı. Biz de kendi adaletimizi sağlayacağız. Peki sonra ne olacak? Bol ürün, bol para ve sağlıklı hayvanlar sadece efendilerinizi değiştirir. Yeni efendiler de yeni köleler isteyecek. Bu topraklarda ticaretten çok daha fazla şey değişmeli. Adalet, adalet duygusu olanın içindedir. Bence bunu hepiniz biliyorsunuz. Yüreğinde koca bir boşluk olanın düşünceleri de her zaman aynı kalır. Haklısın. Bu yüzden yapman gerekeni yalnız yapmalısın. Ama bizler de yakınında olup seni kollayacağız. Öyleyse ben de $100 arttırıyorum. Görüyorum. $100 daha diyorum. Oyun biraz daha heyecanlı olsun. Benim elimde 3 dam var Bird. Bende ise kare as. Bakıyorum da bugün şansın gayet yerinde. Galiba böyle giderse paramı taşımak için kendime bir çuval bulmam gerekecek. Al güzelim, bu da senin bahşişin, bunu hak ettin. Elini sürekli üçlü ya da kare geliyor. Acaba bu nasıl oluyor dersin? Sen ne demek istiyorsun Klein? Sen ne demek istediğimi anladın. Çenenizi kapatın da oyunumuza devam edelim artık. Dağıtma sırası sende. Bundan hoşlanmadım. Oyununa bak. Belki de eline gelen kartlarda bir tuhaflık vardır. Kapa çeneni Klein. Nedense her el aynı şey oluyor. Kartlar seni çok sevdi. Yeter karıştırdığın, dağıt artık şunları. Kim açtı? Ben açtım. $20. Ben gördüm. Ben yokum. İyi akşamlar. Size müzik çalmamızı ister misiniz? İyi iyi, çalın bakalım. Hadi gelin. Daha canlı bir şey çalmasını bilmez misiniz? Bu ne böyle cenaze müziği gibi? Sağ olun, teşekkür ederiz efendim, teşekkür ederiz. İçkiyle nasıl ayakta duruyor bu adam? Bu bölgede yaşayan bütün Meksikalıların canına okuduğumuz günden beri hemen her gece bir şişe deviriyor. Bize tekine getir. Baksana bu şişe boş yavrum. Hemen getiriyorum. Bana bak, iyi tekine olsun, sulandırılmış olmasın. Dünyanın en iyi tekilası. Sağ olun. Daha yüksek çalın, daha yüksek. Şansın yerinde bari. Bu iğrenç şey dedi böyle. Ben sana tekila getir dedim. Ne oluyor orada? Niye şişeyi vermiyorsun? Hmm.
Siz oyununuzu oynamaya devam edin. Sizi öldürmek istemiyorum. Biz başka bir oyun oynayacağız. Oynayacağımız oyunun adı Celladın İpi. Siz çalmaya devam edebilirsiniz. Sakin olmanı tavsiye ederim. Gördüğün gibi 2 dakika sonra gece yarısı olacak. Size bunun şaka olduğunu söylemedim. Oyun oynayacağız dedim. Bak şimdi. Önce taburenin üstüne çıkacaksın. Sonra başını ilmeğe geçirecek ve benim altımdaki tabureye ateş edeceksin. Ama saat tam 12'yi vurduğunda. Orada ateş edebilmek için çelik gibi sinirlerin olmalı. Küçük oyunumuza hazır mısın? Sen aklını kaçırmışsın. Hayır, aklımı kaçırmadım. Demek canın oyun oynamak istiyor. Öyle olsun. Oynayalım bakalım. Aferin sana. Öte yandan korkak olanımız gece yarısı olmadan ateş edebilir. Ama unutma ki başlarımız ilmekte olacak. Yanlış bir hareket birimizin ölmesine sebep olabilir. Bu oyunu sen de seveceksin. Ne de olsa böyle oyunları çok seviyorsunuz. Kapa çeneni de oyununa bak. İşte karşındayım.
Kutsal kitapta şöyle yazar. Her şey Tanrı'dan gelir. Güzel bir son olmadı ama huzur içinde yatsınlar. Tanrı günahlarını affetsin. Amin. Yeterince adam var mı? Eskiden çok daha kalabalıktık. Şimdi maalesef az kişi kaldık. Ama yakında sayımız daha da artacak. Ya şu pederiniz Juan? Küçükken ailesi buradan göçmek istemiş ama o kalmış. Çocuk yaşta zengin birinin yanında uşaklık yapmaya gitmiş. Biz onu tanıdığımızda dövüşmeyi bilen iyi eğitimli bir insandı. Ama üstünde silah taşımıyor. Çünkü silah kullanmayı sevmiyor.
Gebermişler patron. Zaten kimsenin buradan sağ çıkmasına da imkan yok. Çocuk sonunda belasını buldu. İki kişiyi öldürdü. Yaraladıkları da var tabii. Neyse ki Meksikalıların elinde 44'lük tabanca kullanabilen kimse kalmadı. Siz bir de dün gece görecektiniz. Onun geldiğini görünce Dean Light çok korktu. Yeter bu kadar. Dean Light'tan böyle bahsetmenizi yasaklıyorum. Çünkü o iyi bir insan. Paquita, Umberto. Bunların hepsi nereye kayboldu birden? Bulayım da gösteririm gününüzü. Hey sen, Lope. Bana bak, nereye gidiyorsun sen? Git malzeme getir, salonun temizlenmesi gerek. Vicente! Lola! Pablo! Ne var, ne oluyor yine? Ne var, ne oluyor? Meksikalı uşakların hepsi kaçıp gitmiş. Efendim küplere bindi. Git adamlara haber ver, hadi çabuk. Geliyorlar! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun hanımlar. Şöyle buyurun. Aha, bu ne tatlı şey böyle. Merhaba ufaklık. Seninle şarkı söyleyelim mi? Seni küçük yaramaz. Şuna bak Donova. Ne kadar sevimli değil mi? Onu vaftiz et. Vaftiz olsun Donova. Bu kadar sevilmen iyi. Kötülük bu kadar yakınımızda derin derin solurken hiçbirimiz güvende değiliz. Seni daima desteklerim Ferguson. Ama Laredo'da. Burada değil. Benim evimde de 3 Meksikalı birden kayıp. 3 tane de tüfek. Olur şey değil. Hepsi birden kayıp. Hayır, hayır, hayır. Benim bu işe bulaşmaya niyetim yok. Bana da hiç mantıklı gelmiyor. Bizi anlıyorsun değil mi Ferguson? Demek durumdan hoşlanmadınız ha? Ben de size neden hoşlanmadığımı söyleyeyim. Çevremdeki korkaklar sürüsünden. Görüyorum ki masamda birlikte yemek yediklerimin içinde onurlu yaşamaktan nasibini almış bir kişi bile yok. Bir de onca zaman size arka çıktım. Borç batağına saplandığın zamanı hatırlıyor musun Babcock? Peki ya gelip bana nasıl yalvardığını? Borç verip seni kurtaran kimdi ha? George Bellow Ferguson, hatırlıyor musun? Peki ya sen Raps'ın? Tıp dünyamızın burnundan asla kıl aldırmayan onurlu doktoru? George Bellow Ferguson'un becerikli avukatları olmasa sen de çoktan cinayet işlemek suçundan dar ağacında sallandırılmış olurdun biliyorsun. Sana gelince yargıç Hellman, saygıdeğer yargıcımız, George Bellow Ferguson yardım etmese içine düştüğün alkol bunalımından kurtulup bugün isminin önüne koydukları saygıdeğer sıfatını kazanabilir miydin acaba? Evet tabii. Bugün hepiniz onurlu insanlar oldunuz değil mi? Tabii eski dostunuz George Bellow Ferguson'un sayesinde. Ama sizin onurunuz köpeklere yakışır. Benimki ise gerçek bir yaşam biçimidir. Size baktıkça ancak kusmak geliyor içimden. Bizim için yaptıklarını inkar etmiyoruz. Gel gör ki yeni atanan vali buradaki durumu anlarsa ya da Washington'dan birileri... Haklısınız. Burada yaptıklarımız ortaya çıkacak olursa hepimizin işi biter. İşte bu yüzden de birbirimize destek vermeli, birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü burada hepimiz aynı gemideyiz. Ben durumu hiç de öyle görmüyorum Ferguson. Bize yasa dışı destek sağlaman başka şey, nüfusu ortadan kaldırmak için katliam yapman başka şey. Ya da zorbalık yaparak bölgenin bütün topraklarına el koyman. Buradan gitmeniz için size yalnızca 10 saniye veriyorum, anlaşıldı mı? Defolup gidin evimden. Çabuk çıkıp gidin evimden, hepiniz defolun. George Bellow Ferguson'un kimseye ihtiyacı yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır, anladınız mı? Kimseye ihtiyacım yok benim. Thank you.
Patron, Meksikalılar şu anda kalenin önünde toplanıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz böyle? Sizleri çok iyi tanırım. Hepiniz iyi insanlarsınız. Size sefaletten başka bir şey getirmeyecek insanların sözünü ne diye dinliyorsunuz? O baş belalarına sakın kulak asmayın. Bırakın George Bellow Ferguson ilgilensin sizinle. Şimdi hepiniz toplanıp evlerinize gidin. Söyleyeyim bana. Bu grubun lideri hanginiz? Burada kimse bize emir vermez. Burası bizim toprağımız. Toprağımızı ekip biçmeden önce ölülerimizin kemiklerini topluyoruz. Demek sizin toprağınız. Sizin ha? Sizin olan hiçbir şey yok burada. Üzerinizdeki paçavralar da buna dair. Bütün her şeyi ben verdim size. George Ferguson size ne verdiyse istediğinde geri almasını da iyi bilir. Bilmem bu söylediğimden anlamanız gerekenleri anlayabiliyor musunuz? İşe dönmeniz için size tam bir dakika veriyorum. Şu saniyeden başlamak üzere. Pekala Klein. Gebertin şu köylüleri. Ben olsam bunu hiç denemezdim. Çünkü sizin için çok tehlikeli olabilir. İşte buradayım Ferguson. Ben de gelmeni bekliyordum. Sen... Nasıl oldu da hayatta kalabildin bilmiyorum. Ama kendi ölümüne koşa koşa geldin. Klein! Ateş edin, öldürün! Tamam, ateşi kes. İçinizden biri bile ateş edecek olursa... bu hepinizin ölüm fermanı olur. Ne istiyorsun benden? Seni istiyorum Ferguson. Annemden, babamdan, Prince'den, halkımdan kanla, vahşetle aldığın özgürlüğü geri istiyorum. Maymun nasıl bir hayvandır bilir misin? Hareketleriyle beni hep güldüren bir hayvan olmuştur. Sizler de birer maymunsunuz. Ağzınızda bir özgürlük lafıdır dolaştırıyorsunuz. Bu da beni çok güldürüyor. Özgürlük sizin için üzerinde barındığınız, güneş altında oturduğunuz bir toprak parçası. İşte bütün hepsi o kadar. Ne gelişirsiniz, ne inşa edersiniz, ne de yaratırsınız. Ama yine de hepiniz özgürlük istersiniz. Özgür olacaksınız da ne olacak?
Söyleyin bana. Hadi söylesenize. Ortalıkta vahşi hayvanlar gibi dolaşıp George Bellow Ferguson'un gelecek kuşaklar için inşa ettiklerini bir çırpıda yerle bir edeceksiniz. Sizler yeryüzünün sürüngenlerisiniz. Hayvanlara tanınan haklar bile çok gelir size. Uşak olmak için doğdunuz, uşak olarak öleceksiniz. Özgürlüğün ne anlama geldiğini bilmeden. Geberip gideceksiniz bu dünyadan. Kendini ölmeye hazırla Ferguson. Hayatın burada bitiyor. Vicdanlarda yargılandın ve suçlu bulundun. Siz kim oluyorsunuz da beni yargılıyorsunuz? Bir beyefendiyi ancak kendi eşitleri yargılayabilir. Ya da belki kendi. Bir beyefendi gibi ölmeme izin verin. Beyefendiler de diğer insanlar gibi ölür. Requiescant. Böyle onursuzca ölmeme izin verme. Bırak ölümüm kendi elimden olsun. Lütfen onurumla ölmeme izin ver. Savaş denen yıkım kötülerin elinde araç olduğu için değil, iyilerin içindeki acıma hissini öldürdüğü için kötü bir şeydir. Ferguson'u öldürmek içini rahatlattı değil mi? Sevinçle doldun. Küçük çocuklar gibi mutlu oldun. Şunu sakın unutma. Ferguson aslında senin düşmanın değildi. O bizim düşmanımızdı. Çaldığı topraklar senin toprağın değil, bizim topraklarımızdı. Ne çare ki bizim de senin gibilere ihtiyacımız var. Çünkü içimizdeki en profesyonel katil sensin. İşte bu sebeple ben ve halkım bize hep önderlik etmen için sana yalvarıyoruz. Bunu kabul etmen için Tanrı'ya yakarıyoruz. Bizim gibi grupları topla. Kötülerle savaş, mücadele et. Mücadele et ki halkımız hak ettiği özgürlüğe ve adalete yeniden kavuşabilsin. Güle güle Pilar. Güle güle Nino. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle Requiescant. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın. Güle güle. Yolunuz açık olsun.